Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi 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 lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbinâ bil hakki. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ şeyhina. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ şeyhina. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ. Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenler, malumunuz müminin beş tane bayramından bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi neydi? Efendim, günahsız geçen her gün bir mümin için bayram idi. Bu birincisi. Efendim, bir diğeri de neydi? Son nefesini imanla verdiği zaman, yani imanla Rabbisine kavuştuğu zaman ne yapmış oluyordu? O günü de onun için bayram olmuş oluyordu. Ki bu da bir çok efendim önemli bir gündür. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu cümlemize son günümüzü bayram olarak efendime söyleyeyim hitama erdirmek nasip eylesin inşallah. Kitabı bütün Allah dostlarının efendim maksadı, gayesi, amacı, arzusu hep bu yöndedir ve bütün müminlerin, Müslümanların da elbette bizlerin de efendim bütün derdimiz son nefesimizdir. Rabbim Celle Celaluhu imanla, Kur'an'la yaşamak ve imanla efendim çene kapamak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. İşte bu bayramlardan bir tanesi de neydi? Sırat Köprüsü'nü geçtiği gün mümin için bayram idi. Evet, bundan da bahsetmiş idik. Sırat Köprüsü hakikaten efendim geçen hafta tabii Sırat Köprüsü'nün mahiyetinden kısaca bahsettik. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ne buyuruyor? Estağfirullah billah. Ve in minkum illa validuha kana ala rabbika hatmen makdiyya buyuruyor. Yani sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere ne yapacak? İlla oraya, yani cehenneme uğrayacak. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Kati olarak aldığı bir hükümdür. Demek ki herkes ne yapacak? Mutlaka efendim o cehenneme uğrayacak buyuruluyor. Tabii burada cehenneme uğrayacak derken bu ayetin tefsirinde buyuruluyor ki cehennemin üzerine sırat köprüsü ne yapacak? Kurulacak. Dolayısıyla herkes tabii sırat köprüsünden geçeceği için ne yapmış oluyor? Cehennemden de geçmiş oluyor. Yani cehenneme de böylece bir nevi herkes uğramış oluyor. İşte bu sebepten dolayı, yani ayet-i kerimede böyle buyurulması hasebiyle herkes mutlaka oraya uğrayacak Mevla buyuruyor ya. Efendim ulema, sülaha, o Allah dostları, gönül dostları ne kadar efendim korktular, ne kadar endişeye kapıldılar. Öyle şimdi cehenneme herkes uğrayacak buyuruluyor. Öyleyse mahiyeti ne olursa olsun bu tabi ne yaptı? Efendim işin ehlini efendim biraz tabi korkutuyor, ürkütüyor, düşündürüyor ve oraya ne yapıyorlar? Hazırlanmış oluyorlar. Hatta İbn-i Meysere rahmetullahi aleyh ölüm döşeğindeydi. Dedi ki keşke dedi anam beni doğurmasaydı. Bu sözü söyleyince anası da hemen başında. Dedi ki evladım niye öyle diyorsun? Allah sana iman nasip etmiş. Allah sana Kur'an nasip etmiş. Bak büyük bir zat oldun, ulemadan oldun. Yani niye böyle diyorsun? Deyince İbn-i Meysere dedi ki anne, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de herkes istisnasız cehenneme uğrayacak buyuruyor. Yani benim oraya uğrayacağım hakkında haber var, nas var. Ama oradan çıkacak mıyım, çıkamayacak mıyım? Bunun hakkında bir haber yok. Çıkacağım hakkında kesin bir haber bilmeden, duymadan ben nasıl olur da sevinebilirim? İşte diyor bundan korkuyorum diyor. Görüyor musun? Yani bunu nasıl anlıyorlar? Ya Hasan-ı Basri Hazretleri birine baktı ki bir adam çok gülüyor. Ama öyle bir gülüyor ki yani göbeğini hoplata hoplata.
Kubbeler neredeyse hoplayacak. Öylesine gafilane bir gülüş görünce dedi ki sana dedi cehenneme gideceğin haberi ulaştı mı? Yani o ayet-i kerimeyi işaret ediyor. O da tabii demek bunu biliyor. Evet ulaştı. Peki hala dedi oradan çıkacağın haberi ulaştı mı? Hayır ulaşmadı. Madem böyle bir haberin yok. He? Cehennemden çıkma garantin yok. Niye böyle kahkahalarla gülüyorsun bakalım? Deyince rivayet ediliyor ki o zat diyor ömrünün sonuna kadar bir daha böyle gülmedi. Yani hakikaten efendim dertler hep ahiret imiş. Dertleri hep Mevla'ya nasıl hesap vereceğiz imiş. Değil mi? Kitaplar alınacak, sağdan mı alacaklar, soldan mı alacaklar? Mizan ağır mı gelecek, hafif mi gelecek? Sırat geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Dertleri bu. Yani bizim böyle bir derdimiz var mı acaba? Sen boş ver derdi, hiç aklımıza geliyor mu acaba? Ya işte onların dertleri hep böyle. Hasan-ı Basri Hazretleri demişken mübarek tabii büyük zat 130 tane sahabeden kimse görmüş. Efendim zamanın müştehitlerinden çok büyük allame. Bir de Rabiatül Adeviye vardır. Efendim onu da tabii duymuşsunuzdur kadın veliyelerden. Hatta deniyor ki aslanların efendim erkekleri olduğu gibi dişileri de vardır. Peki o dişi aslanlar hangileridir dendiği zaman Rabiatül Adeviye onlardandır buyuruluyor. Yani Hasan-ı Basri Hazretleri ile Rabiatül Adeviye muasır. Aynı zamanda yaşamışlar. Ve tabi hatta rivayet edilir ki o kadınların mahvelinde efendim hanımlar da geliyorlar Hasan-ı Basri Hazretleri gibi büyük zatın sohbetine. Bazen dermiş ki Rabia Hatun geldi mi? Eğer gelmediyse o gün sohbet yapmazmış. Yani başlamazmış. Niçin başlamıyorsun dedikleri zaman fil için hazırlanmış lokmaları karıncalar yutamaz onun için dermiş. Ve tabi rivayet edilir Hasan-ı Basri Hazretleri Rabiatül Adeviye'ye efendim haber gönderiyor. Dünürcüler gönderiyor. Evlenmek istediğini beyan ediyor. Yani evlilik teklif ediyor. Tabi Rabiatül Adeviye kabul etmiyor. Ben diyor evliliğe hazır değilim ve evlilik düşünmüyorum zaten ve bu teklifi geri gönderiyor. Dolayısıyla tabi yani Rabiatül Adeviye aklını fikrini hep ahirete yoğunlaştırmış. Zaten efendim her gün 1000 rekat namaz kıldığı rivayet edilir. 1000 rekat ne demek değil mi? Yani efendim günde kılmış olduğumuz 5 vakit namaz içerisinde sünnetler, efendim vacipler, farzlar hepsi toplam ne yapıyor? 40 vakit. 40 rekat. Yani 40 rekat kılasıya kadar milletin canı çıkıyor. O mübarek 40 efendim rekatı kılıyor. Ondan sonra nafile olarak ne yapıyor? 1000 rekat namaz daha kılıyor. Her gün. Yani başka neye vakit kalacak? Dolayısıyla bunu söyledi. Ben dedi yani evlenmeyeceğim. Çünkü evlendiği zaman tabii bir hak bir hukuk tahakkuk edebilir. Dolayısıyla demek ki ben bu işin hakkını veremem. Yani bu evlilik vazifelerini yerine getiremem. Dolayısıyla kul hakkı olur vesaire. Onun için demek ki bu işe biraz uzak durduğunu beyan etti. Ama tabii Hasan-ı Basri Hazretleri tekrar aracılar gönderdi. Bir yanlışlık mı oldu diye. Efendim tekrar aracılar gönderdi. Tekrar onu isteyince Rabiatül Adeviye baktı ki tekrar aracılar, dünürler gelmiş. Bu sefer dedi ki pekala dedi. O büyük üstadın evlenme teklifini kabul ederim. Ama dedi 3 tane sorum var. 3 tane isteğim var. Eğer bu sorularıma cevap verebilirse o zaman dedi onunla evlenirim. Neyse haber Hasan-ı Basri Hazretlerine gelince Hasan-ı Basri Hazretleri dedi sorular gelsin dedi. 3 soru neymiş? Benim gibi koskoca allame-i cihana he? Kitapları yemiş, yalamış, yutmuş. Bu kadar talebeler var. Bu kadar efendime söyleyeyim talebe-i uluma ders veriyor. Müştehit. 3 soru neymiş dedi. Sorsun dedi. Tabi Rabiatül Adeviye soruları gönderdi. Sorunun bir tanesi ne? Efendim diyor ki ben diyor son nefesimde imanla mı öleceğim yoksa imansız mı öleceğim? Bana diyor imanla öleceğime dair bir belge versin, imza atsın. O zaman diyor problem yok. Birinci sorun bu.
Yani imanla mı ölecek, imansız mı ölecek? Hem de imanlı ölmesi için de bir belge istiyor. İki, ahirette diyor, insanlar ayrılacak. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir fırka cehenneme ayrılacak, bir fırka cennete ayrılacak. Hasan-ı Basri söylesin bakalım. Ben diyor bu fırkalardan hangisine dahil olacağım? Cennetlik fırkaya mı, cehennemlik fırkaya mı? Ve diyor bana bir belge versin, cennetlik fırkalardan olacağıma dair bir belge imzalasın. Üçüncüsü, acaba diyor Sırat Köprüsü'nü geçecek miyim, yoksa kayacak, cehenneme yuvarlanacak mıyım? Bunu da biliyorsa ve geçeceğime dair de bir belge imzalıyorsa hiç problem yok, hemen dedi nikah yapalım, düğün yapalım, olsun bitsin. Neyse, aracılar geldiler, Hasan-ı Basri Hazretlerine bu soruları ilettiler. Dediler ki böyle böyle. Sorduğu sorular bunlar. He? Öyle kolay sorular değil ki. Siyerden, hadisten, tefsirden sormuyor ki. Hasan-ı Basri Hazretleri gözleri doldu. Gidi dedi. Ben kendim dedi imanla mı gideceğim, imansız mı gideceğim? Ben kendime garantim yokken ben ona nasıl garanti verebilirim? Ben kendimi bilmiyorum hangi fırkaya ayrılacağımı. Ben kendimi bilmiyorum sırattan geçecek miyim, yuvarlanacak mıyım? Ben kendimi bilmiyorken, ben kendime garanti veremiyorken ona nasıl vereyim? Görüyor musun? Dertlerine bak. Evlenirken istedikleri şeylere bak. Onlar tabii ahiret adamları olmuşlar. Acayip insanlar. Evet. Yani böyle tarihte nadide şahsiyetler elbette var. Ama bizlere de ne olmalı? İbret olmalı. Yani en azından efendim bizler de ne yapmamız lazım? Ölümün ötesini düşünmemiz lazım. Kabri düşünmemiz lazım. Hesabı kitabı düşünmemiz lazım. Sıratı düşünmemiz lazım. Öyle ya. Bir elektrik parasını düşündüğümüz kadar, bir efendime söyleyeyim su parasını düşündüğümüz kadar, eğer sıratı düşünmezsek, eğer mizan ağır mı gelecek, hafif mi gelecek düşünmezsek nasıl olacak bu iş yani? Nasıl inanıyoruz ahirete? Çünkü bunlar hep önümüzdeler. Evet. Tabii Sırat Köprüsü dedik ya, herkese farklı. Yani bazıları efendim göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Bazıları efendim rüzgar gibi, bazıları bir binekli efendim şahsın geçtiği gibi, bazıları yürüyerek, bazıları emekleyerek, bazı da Allah muhafaza ne yapamayacak? Yuvarlanacak, kayacak ve cehenneme düşecek Allah muhafaza. Tabii efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa validemizin efendim hanesindeyken orada buyurdu ki Bedir ehli, yani Bedir savaşına katılmış olanlarla Hudeybiye'de bulunanlar, Biat-ı Rıdvan'da bulunanlar, o Rıdvan biatını yapanlara, yapan kimselere efendim ateş dokunmayacak. Yani bunlar ateşe girmeyecekler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi böyle buyurunca Hafsa annemiz hemen o ayeti kerimeyi okuyor. Onu soruyor. Allah Teala buyuruyor ya, ve minkum illa varidha kana ala rabbika hatmen maqdiya. Ne buyurdu Mevla? Hiç kimse müstesna olmamak üzere mutlaka ne yapacak? Oraya uğrayacak. Bu da Mevla'nın neyidir? Kesinleşmiş bir kadasıdır, hükmüdür. Yani ya Resulallah, Mevla böyle buyurmuş. Herkes uğrayacak ama Bedir ehli, efendim Hudeybiye ehli uğramayacak buyuruyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Evet Mevla öyle buyuruyor. Ayet devam ediyor. Ne buyuruldu ayet devamında? ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra Mevla buyuruyor ki takva olanları kurtarırız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا. Ve zalimleri de orada diz üstü çökmüş bir halde bırakacağız buyuruyor. Zalimler kalacak ama ehli takvayı, Mevla'nın emirlerine uyanları, İslam'a, Kur'an'a uyanları ne yapacak Mevla Teala? Demek ki ahirette kurtaracağını da beyan ediyor. Ha, demek ki kişilerin ameline göre. İşte sırattan nasıl geçeceğin şuradaki, şu dünya hayatındaki ameline bağlı. Yoksa herkes ne yapacak? Elbette uğrayacak. Bir kardeşimiz vardı,
medresede okurken, işte bu ayet-i kerimenin efendim tefsirindeyken, tabii yeni tanıştığı kimselerle tanıştırıyorlar mesela. O da tanışıyor. İsimler söyleniyor. Sonra böyle tutuyorum safa yaparken yüzüne bakıyor. Diyor ki biliyor musun diyor, cehenneme uğrayacaksın diyor. Cehenneme gideceksin diyor. Öyle deyince adamın tabii beti benze atıyor. Çünkü karşında efendim sarıklı, sakallı, cübbeli bir adam. E şimdi bu da böyle deyince acaba manevi bir haber mi aldı, zuhuratta mı gördü? Efendim hakikaten korkunca bu tabii devam ediyor. Sen de uğrayacaksın, ben de uğrayacağım. Çünkü Mevlana buyurdu Kur'an-ı Kerim'de, böyle buyurdu. Kimse müstesna olmamak üzere herkes uğrayacak. Öyleyse ne ben ne de sen, oradan kurtuluş yok deyince adam rahatlıyor. Yani kendisine özel bir durum demek ki yok olduğunu, böylece efendim şaka yapıldığını anlamış oluyor. Evet, şaka ama doğru şaka. Evet, demek ki insanların amelleri ölçüsünde takvasına göre Mevla ne yapacak? Kurtaracak. Yani ilmin ne kadar, irfanın ne kadar, amelin ne kadar, ne kadar salih amel işlemişsin, demek ona göre ne yapılacak? Muamele görülecek orada. Şimdi buyuruluyor ki لَنْ يَجُوزَ اَحَدُونِ الصِّرَاطِ, hiçbir kimse sıratı geçemez. Hatta yüz elefise ben kanatir, yedi yerde sorguya çekilmedikçe. Yani sıratta yedi yerde sorguya çekilmedikçe hiç kimse sıratı geçemez. Dolayısıyla demek ki sırat köprüsünün üzerinde neler var? Tevkif yerleri var. Demek ki orada karakollar var. Demek ki orada sorgu suale çekileceğimiz meseleler var. Yedi yerde demek sorulacak. Demek yedi şeyden sorulacak. Neymiş bunlar? Bunlardan birincisi nedir? İmandan sorulacak. İmandan. İlk demek ki tevkif yeri iman. Demek bak ne kadar önemli. Hoca efendi imanlıyız elhamdülillah. Heh. İmanlıysan, yani nasıl inanılması gerekiyorsa öyle inanıyorsan hemen orayı geçersin. Bir anda geçersin. İşte mesele orada. Yani nasıl inanmamız gerekiyorsa öyle mi inanıyoruz acaba? Değil mi? Sadece ben Allah'a inandım demekle bitmiyor ki. Yahudiler Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Ama Üzeyr Allah'ın oğlu diyorlar. Hristiyanlar Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Ama İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar. Halbuki kul huvallahu ehad, de ki Allah bir. Allah birdir. Doğmamıştır. Efendim doğrulmamıştır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Evlat edinmekten, hanım edinmekten münezzehtir Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla işte imandan sorulacak derken imanları demek ki ne yapmamız lazım? Tasih etmemiz lazım. Demek ki sıratta ilk olarak imandan sorulacak. İmanlarımızı işte şu dünya hayatındayken ne yapmamız lazım? Tahsih etmemiz lazım. Gözden geçirmemiz lazım. Eksiklerimiz var mı? Noksanlarımız var mı? Neye, nasıl, ne şekilde inanıyoruz? Çünkü bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Ey iman eden kullar. Şimdi bunun arkasından ne bekliyoruz? Bizlere iman eden kullar buyurduğuna göre Mevla Teala ne yapacak? Arkasından ya bir emir gelecek ya da bir nehi gelecek. Ha, evet. Mevla ne buyuruyor biliyor musun? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Aminu, iman edin. Allah Allah. Ya eyyühellezine amenu. Aminu. Bak ne kadar önemli. Yani kafirlere hitap edilse, ya eyyühel kafirun aminu. Ey kafirler iman edin. Ha, o zaman tamam dersin belki, ama iman edenlere tekrar iman edin buyurulunca ne diyeceğiz? Ya Rabbi zaten iman ettik mi diyeceğiz. Demek ki burada ne var? İmanlarınızı gözden geçirin. Neye, nasıl, ne şekilde inandığınıza bir bakın. Öyle ya. Allah'a inanıyorsun. Allah'ın sıfatları var.
Zati sıfatları var, şubuti sıfatları var. Yani bunlardan haberimiz var mı? Bunları biliyor muyuz? He? Amentü esaslarına hakkıyla inanıyor muyuz bakalım? Amentü esaslarına inanmamız gerektiği gibi ne yapacağız? İnanacağız. Evet. Amentü billah. Bak Allah'a inanıyorsun. Sıfatlarını bileceksin. Evet. O melaiketi, meleklere inanmak. Melekleri çoğu kız zannediyor mesela. Değil mi? Halbuki melekler ne erkektir, ne dişidir. Cinsiyetleri yoktur. Yemezler, içmezler, uyumazlar, nurdan varlıklardır. Yani şimdi inandığımız şeyi de ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Hakkıyla bunları bilmek lazım. Aslında iman dersleri yapmak lazım. İnşallah yapacağız. Niyetim var. Tek tek Allah'a iman nasıl olur? Tek tek bunları anlatmamız lazım. Sıfatlarını, vasıflarını anlatmamız lazım. Evet. Mevla'nın basar sıfatı var mı? Var. Yani Mevla görür mü? Görür. Görür ama çalıyorsun, çırpıyorsun. He? Allah görmüyor mu? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz ki biz? He? Adam namaz kılıyormuş. Namaz kılarken de bakınıyormuş sağa sola, biliyor musun? Pencerelere bakıyor, avizeye bakıyor, sütunlara bakıyor. İlk defa gelmiş camide, efendim enteresan gelmiş, hoşuna gitmiş. Yani bir böyle müfettiş gibi kontrol ediyor. Bir tane küçük çocuk gelmiş, o da şaşırmış. Allah Allah, bakıyor şöyle, bu amca nereye bakıyor acaba? Adam da bakmış, çocuk bakıyor, hemen önüne dönmüş böyle. Niye? Çocuk görüyor ya, ayıp. Öyle mi? Az önce huzurunda olduğun kainatın Rabbi görmüyor mu? Allah görüyor, ayıp değil, bacak kadar çocuk görüyor mu ayıp ya? He? Mevla'nın basar sıfatına nasıl inanıyoruz? Bunları tek tek incelemek lazım. Evet. İnşallah bunlar tabii sonraki işler. Şimdi demek ki, yani detaylı bir şekilde girmiyorum. Ha, ilk olarak neden sorulacak? İmandan sorulacak. Onun için imanları tahsih etmemiz lazım. Gözden geçirmemiz lazım. Nasıl tahsih edelim? Eskiden efendim istepneciler vardı. Şimdi de vardır tek tük gene de. Şimdi tabii lastikler ona göre duble lastikler vesaire. O lastiklerin içerisinde şamyel vardı. Onlar patladığı zaman ne yapıyorsun? Götürüyorsun onlara. O ne yapıyor? O şamyeli çıkarıyor. Onu şişiriyor. Efendim bir havuz yapmış. Varili mesela kesmiş ortadan. İçine su doldurmuş. O şamyeli içerisinde, yani onu şişirdikten sonra pompayla onun içerisine koyuyor. Şöyle bir döndürüyor. Neden? Yani orada nerede efendim patlak çatlak varsa, delik varsa oradan hava sızdıracak. Bu sefer ne olacak? Hava kabarcığı oluşunca anlayacak ki orada ne var? Oradan patlamış. Orayı tespit ediyor, çıkarıyor. Zımparalıyor, güzelce ne yapıştırıyor. Veriyor mu ondan sonra? Hayır. Oraya tekrar koyuyor. Tekrar sudan geçiriyor, bakıyor ki acaba sağlam yaptım mı, yapmadım mı? Öyle ya, hala hava kaçırıyorsa he? Demek yapılmamış demektir. Çünkü böyle verilmez. Adam yolda kalabilir. Dünya yollarında kalmasın diye bak bu kadar ne yapılıyor? Gözden geçiriliyor. Öyleyse iman arabasının her şeyini ne yapması lazım insanın? Kontrol etmesi lazım. Tahsiye etmesi lazım. Gözden geçirmek lazım. Şu dünyada, şu dünya yollarında yolda kalsan ne olacak? Arabanı bırakırsın, başka bir taksiye atlar gidersin. Ya da biriyle bir şekilde ne yapabilirsin? Evine, çoluğuna, çocuğuna dönebilir, yoluna devam edebilirsin. Ama ahiret yollarında eksiğimiz, noksanımız oldu mu? Çatlak patlak oldu mu? Tahsiye etmedik mi? Ne yapamayız? Orada kimse yardım etmez bize. O manevi yollarda yolumuza devam edemeyiz sonra. İşte bak, Sırat Köprüsü'nden geçerken daha ilk tevkif yeri olan imandan sorulacak. O yerde Allah muhafaza takılır kalırız ve daha yol uzun, yük ağır. O Sırat Köprüsü'nde 7 tane tevkif yeri var, 7 tane sual yeri var. Öbürlerinde ne yapılacak Allah muhafaza. Evet, inşallah devam edeceğiz ama şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ahiret hallerinden bahsediyorduk. Sırattan bahsediyorduk. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ne kadar haris, ne kadar düşkün, rahmetel lil alemin olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Ümmeti yani ne dünyada sıkıntı çeksin istiyor, ne de ahirette efendim zorluklarla karşılaşsın istiyor. Onun için gerek dünyevi gerek uhrevi pek çok meseleyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bizlere anlatmıştır, açıklamıştır, izah etmiştir. Ve bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. İşte ahiretin şiddetinden, ahiretin dehşetinden, oradaki sıkıntılardan bizleri haberdar ederek oraya hazırlanmamız için gereken tavsiyeleri bizlere ne yapmıştır, beyan etmiştir. Yani ümmeti, kıyamete kadar gelecek ümmeti, kıyametten sonra olacak hadiselerde efendim zor durumda kalmasın, sıratta kaymasın ve cennete, cemalullah'a kavuşsun diye. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyecektir ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar insü cinnin peygamberi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii şimdi şöyle diyelim, ümmeti ikiye ayıralım. Bir ümmeti davet, bir de ümmeti icabet. Bir ümmeti davet var, bir de ümmeti icabet var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Bütün insanlığa, hepsine efendim müjdeci ve korkutucu olarak gönderilmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla herkes demek ki ne yapıyor? İslam'a davet ediyor, Kur'an'a davet ediyor, kendisine ümmet olmaya davet ediyor. İşte bu manada herkes ne oluyor? Ümmeti davet. İnanan da inanmayan da, Peygamber Efendimiz'i seven de sevmeyen de, saldıran da, hakaret eden de, alay etmeye çalışan da, bir takım karikatürler, filmler, senaryolar yazanlar da aslında ne olmuş oluyor? Ümmeti davet. Bir de ne vardır? Ümmeti icabet vardır ki, işte bu davete icabet edenler ümmeti icabettir. Yani bizler ümmeti icabet oluyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet ettik ve Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın inşallah. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce peygamberlerini tekzip edenler, peygamberlerini yalanlayanlar efendim cezalandırılırlardı. Hemen cezalandırılırlardı. Evet, hem de öyle cezalar ki Mevla Teala Celle Celaluhu ve kem kasamna min karyetin kâne zalimeten ila ahiril ayah. Biz zalim nice kavimleri efendim kırdık, geçirdik, helak ettik buyuruyor Mevla. Bir ümmeti tamamen ne yapmıştır? Yere batırmıştır. Bir ümmeti tamamen efendim sel ile efendim helak etmiştir. Sayhayla. Yani neshler var. Bir de mesh etmiş, suretlerini değiştirdikleri var. Yani kendi peygamberini yalanlayan, tekzip eden, alay edenler efendim Mevla Teala tarafından belaya maruz kalmışlar. Suretleri değişenler olmuş. Değil mi? Bir Sebt kavmi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Mevla bahseder. Efendim gençler maymuna dönmüştür. Efendim yaşlılar da domuza dönmüştür. Suretleri tebdil edilmiştir. Neden? Allah'ın elçisini yalanladıklarından dolayı. Allah'ın elçisine olmadık muameleleri reva gördüklerinden dolayı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya dua etti. Dedi ki ya Rabbi, benim ümmetime böyle toptan helak verme ya Rabbi. Yani benim ümmetimi toptan helak etme. Böyle bela ve musibetlere maruz bırakma. Ve onların suretlerini değiştirme ya Rabbi. Böyle dua etti. Tabii Mevla ne buyurdu? Ya Habibim, ümmetine toptan helak vermeyeceğim. Yani her ne kadar bir takım yeller, seller, depremler, bir takım efendim afatlar olsa da, bela musibet olsa da toptan bir helak bu ümmete verilmeyecek. Neden? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Çünkü Rabbül Alemin'e böyle dua etti. İkinci duası neydi? Ya Rabbi, benim ümmetimin suretlerini değiştirme. Mevla ne buyurdu? Ve nukallibu efidetehum ve ebsarahum. Onların belki suretlerini değiştirmem ama onların gönüllerini değiştiririm. Ruhlarını, manevi hallerini değiştiririm buyurdu. Görüyor musun? İşte bugün bize ahiretin dehşetini, şiddetini anlatıp orada zor duruma kalmayalım diye, cennete, cemalullah'a kavuşalım, cehenneme düşmeyelim diye
böylesine efendim merhametli, böylesine ümmetine düşkün, böylesine rauf olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek ümmetlerine böyle dua etti diye ona hakaret edenler bile onu alaya almak için bir takım filmler, senaryolar yazanlar Muhammed Mustafa hürmetine eğer iki ayak üstünde geziyorlarsa onun hürmetine böyle geziyorlar. Evet, çünkü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Yoksa ülâike kelenâm, Mevla buyuruyor onlar hayvan gibidir. Belhüme dal, bilakis daha da aşağıdırlar buyuruyor Mevla. Öyle ya, hayvan Muhammed Mustafa'ya küfreder mi? He? Dağda gezen tozan bir yılan bile böyle bir hakaret yapar mı? Yapmaz. Ne buyuruyor Mevla? Onlar hayvan gibidir. Eğer iki ayak üzerinde dolaşıyorlarsa şu arz üzerinde dedik ya yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin duası hürmetinedir. Yoksa eğer öyle bir dua etmeseydi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün benim peygamberime, bizim tüm İslam aleminin önderine, liderine, Muhammed Mustafa'sına, her şeyine dil uzatanlar, hakaret edenleri sen iki ayak üstünde göremeyecektin. Yine Muhammed Mustafa hürmetine. Allah onlara da hidayet versin. Doğruyu görmek nasip etsin. Şerlerinden, zararlarından bütün Müslümanları emin eylesin. Evet. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbet meclisinde oturuyor. Bu ümmetin firavunu Ebu Cehil Mel'un geçiyor oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce baktı şöyle, tabii ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinde iman varsa iman coşup kaynamaya başlar. Eğer küfür varsa küfür coşup kaynamaya başlar. Müslüman da öyledir ha. Bir Müslüman görüldüğü zaman, bakıldığı zaman özellikle ne buyuruluyor? Allah dostları kimlerdir? Kendileri görülünce Allah hatırlanılan kimseler Allah dostlarıdır. Öyle ya. Abdestli, namazlı, nur gibi seni gören adam hay maşallah der. Hay Allah razı olsun der. Ama inanmıyorsa, inkarı varsa da seni gördüğü zaman rahatsız olur. Şu Müslümanlar yok mu der. He? Kendi sıfatını sana takarak şu yobazlar yok mu, şu yobazlar. Hep başımıza ne geldiyse bunların yüzünden diye kendi beceriksizliğini de Müslümanlar üzerine yamamaya çalışır. İşte ne oluyor? Senin halin kalplerin laboratuvarı. İman varsa iman açığa çıkıyor, küfür varsa küfür açığa çıkıyor. İşte Ebu Cehil de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce şöyle baktı bir müddet sonra dedi. Ya Muhammed dedi, bana öyle bir çirkin geliyorsun ki dedi. Haşa ve kella. Çok çirkinsin. Neuzübillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyorsun dedi. Tabi sahabe-i kiram bakıyor, ne diyor bu? Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret etse hemen tepesine binecekler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demedi. Sadece doğru söylüyorsun. Sahabe-i kiram şaşırdı. Elbette bunda bir hikmet vardır ama acaba hikmeti nedir? Biraz sonra Sıddık-ı Ekber geldi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. O da geldi, girer girmez meclise Muhammed Mustafa'yı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle mübarek yüzüne baktı ve dayanamadı, içi coştu. Dedi ki ya Muhammed ne kadar güzelsin, ne kadar sevimlisin. Seni görünce içim coşuyor. Resulullah buyurdu ki sadakte ya Ebu Bekir. Ya Ebu Bekir doğru söylüyorsun. Sahabe-i kiram sever sordular, dediler ya Resulallah. Ebu Cehil Mel'unu sizin aleyhinize laf söyledi, doğru söyledim buyurdunuz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh tamamen onun söylediğinin taban tabana zıt bir şey söyledi. Ona da doğru söyledim buyurdunuz. Elbette doğru Ebu Bekir Sıddık'ın söylediği radıyallahu anh. Ama hikmeti nedir bunun anlayamadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben dedi bir aynayım. Ben bir aynayım. Bana bakan kendini görür. Ebu Cehil bana baktı. O aynada kendi çirkinliğini gördü ve ne kadar çirkinsin dedi. Aslında o gördüğü kendi çirkinliği. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bana baktı. O da benim aynamda kendisini gördü. O güzelliği kendi
güzelliğini aynada gördü ve ne kadar güzelsin, ne kadar sevimlisin ya Resulallah. Ben de dedim ki doğru söyledin. Çünkü Ebu Bekir Sıddık güzel insan. Çünkü Ebu Cehil de kendi söylediği gibi bir insan. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olmadık iftiralar yapanlar, hakarette bulunanlar, karikatürler çizip film senaryoları yazanlar aslında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynasında kendi asli alçak sıfatlarını görüyorlar ve onu haykırıyorlar. Onu söylüyorlar. Kendi sıfatlarını, kendi çirkin vasıflarını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynasına bakarak söylüyorlar. Aslında söyledikleri kendileriyle alakalı. Kendi içlerindekini haykırıyorlar. Evet, rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'il müdnibindir Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim onun yolundan bizleri ayırmasın. Onun sevgisini gün be gün kalbimizde daha da ziyade eylesin. Onun efendim dünyada yolundan, ahirette de sancağı altından bizleri ayırmasın inşallah. Evet, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine acıyor, merhamet ediyor, yol gösteriyor. Cennetin yolunu gösteriyor. Muhammed Mustafa'yı tanımadan, Muhammed Mustafa'yı bilmeden ne dünyada huzur bulunabilir, ne ahirette ebedi cennet ve saadet yurdu kazanılabilir. Evet, bugün dünya karışıyor. Bak ortada o karma karışık değil mi? He? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına geldi. 40 yaşında göreve başladı. O cehalet efendim içerisinde olan o Arap Yarımadası'nı, o efendim o kıtayı ne hale getirdi? Değil mi? 40 yaşında devralmış olduğu cahiliye toplumunu düşünün. Kendi çocuklarını, Hazreti Ömer de dahil, diri diri toprağa gömerken 23 senenin sonunda 632 yılında efendim tabiri caizse 610 yılında alıp 632'de devrederken insanlığı ulaştırdığı o zirve, efendim zirveye bir bakar mısınız? Hazreti Ömer gibi bir zat bile kendi çocuklarını diri diri toprağa gömerken Muhammed Mustafa'yı tanıdıktan sonra, Muhammed Mustafa'nın tezgahından geçtikten sonra, iman ile İslam ile tezyin olduktan sonra bir gün diyecek ki Fırat kenarında aşırsa bir kurt koyunu Abdi İlahi Ömer'den soracak onu diyecek. İşte kalbi böylesine rikkate eriyor ve böylesine efendim naif bir hal alıyor. Kendi çocuğunu katleden imandan sonra bilmem memleketin neresinde bir kurt kuzuyu aşırsa Allah onu benden soracak diye endişeyle korkuyla titreyen bir insan haline geliyor. Evet, bugün dünya Muhammed Mustafa'yı tanımadan düzelemez. İşte benim peygamberim, her şeyim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Orta Doğu'yu tek başına bu kadar kısa zamanda düzeltti. Barış getirdi. Evs ve Hazreç kardeş oldular. Asırlardır kan davası güden o efendim kabileler kardeş oldular. Evet, o cahiliye toplumu ne hale geldi? Öyleyse bugün madem benim peygamberimi beğenmiyorlar, madem dalga geçmek için bir takım senaryolar, filmler yazıyorlar, öyleyse toplanın bakalım. Bütün proflar, ordinaryuslar, bütün akil adamlarınızı toplayın ve Orta Doğu'ya benim peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği barışı getirin de görelim bakalım. Saadet asrını Orta Doğu'ya götürün de görelim bakalım. Ya sen nerede barış? Film yapacak, Müslümanları birbirine katacak, provokasyonlar bilmem neler, ayaklanmalar, karıştırmalar, ancak onu bilirsiniz. Onun için beceremiyorsanız Muhammed Mustafa'yı tanıyın, bükemediğiniz bileği öpün. Barış ve huzur ancak Muhammed Mustafa'yı tanımakla, onun getirdiklerini anlamakla, onun ahlakıyla ahlaklanmakla mümkün olacak. Barış da, sulh da, güzel ahlak da ancak böyle mümkündür. Evet, Rabbim onlara da hidayet versin diyelim. Ama onların da şerlerinden Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Bunları duyuruyor. Bak sırattan bahsediyor.
Sırat üzerinde tevkif yerleri var. Sorgu sual var. İmandan sorulacak önce. Az önce onu anlattık. Aradan önce onu anlattık. Evet, imandan sorulacak. İslam'dan sorulacak. Affen, namazdan sorulacak. Sonraki merhale o. Namazlar ne alemde? He? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyor muyuz? Oo. Canımızı veririz hoca efendi. Senden can isteyen yok. Resulullah'ın dediklerini yap. Bak son nefesinde de namaz, namaz, namaz diye diye ruhunu teslim etti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gözümün nuru namaz diyor, gözümün nuru. Muhammed Mustafa'nın gözümün nuru dediği, son nefesinde namaz diyerek bize vasiyet ettiği o namazı kılmıyorsak, bu konuda gevşeksek, tembelsek, nasıl sevgi bu? He? Evet. Eğer Efendimiz'i dinlersek, onun söylediklerini tatbik edersek, amel safhasına koyarsak, ona uyarsak, onu örnek alırsak, o zaman rahat ederiz. O zaman dünyada da huzur buluruz, o zaman ahirette de felaha ereriz. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediklerini yapmadıkça kurtulmak mümkün olmaz muhterem Müslümanlar. Evet. Hazreti Fatıma validemiz bile kendi ameliyle ahirette ne yapacak? Yargılanacak. Evet. Onun için işte o tevkif yerlerinde sorulacak sorular işte meydanda. İmandan sorulacak. Namazdan sorulacak. Namazsız Müslüman düşünemeyiz aslında. Yani şöyle diyelim, namaz bir Müslümanın olmazsa olmazıdır. Namaz yoksa olmaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de namaza ne ismini verdi biliyor musun? İman ismini verdi ya. Evet, yani bu namazdan da aslında sık sık bahsetmek lazım. Evvelce biz namaz dersi yapmıştık. Uzun, hatta 2 aydan fazla sürdü. Ama işte insanlar unutuyor. Dinlediği zaman mailler atıyorlar, söylüyorlar hocam yani bu dersleri dinledik. Hakikaten namaz ne kadar önemliymiş biz bilmiyorduk ya. Şimdi elhamdülillah namazımı kılıyorum. Diğerleri duyduk elhamdülillah, biz de tabii seviniyoruz. Ama bir bakıyorsun zamanla gevşiyor. Ya mübarek, hepsi ite kaka mı gideceksin ya? He? Dolayısıyla gene de ara ara namazdan bahsetmek lazım. Bak Mevla Teala namaza ne diyor? İman ismini veriyor. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hatırlayacaksınız. Mevla Teala Celle Celaluhu kıbleyi ne yapmıştı? Tahvil etmişti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Hatta Medine'ye hicret etti. Mescid-i Nebevi yaptığı zaman ilk Mescid-i Nebevi'nin kıblesine tarafaydı. Mescid-i Aksa'ya taraftı. Aşağı yukarı 16-17 ay kadar o tarafa ne yaptılar? Namaz kıldılar. Tabii daha sonra Mevla Teala fevelli vecege şatral mescidil haram buyurunca, yani mescidi haram tarafına dönün buyurunca artık namazları nereye doğru kılıyoruz? Kabe'ye doğru kılıyoruz. Ve bu sefer ne yapıldı? Kabe'ye doğru namazlar kılınmaya başlandı. Ama bu arada yani Mescid-i Aksa'ya doğru dönerek namaz kılındığı dönemde bazı müminler vefat ettiler. Ve Kabe'ye doğru dönülünce de müminlerin aklına bu geldi. Sahabe-i kiram sordular. İşte İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Dedi ki ya Resulallah, yani bu efendim Mescid-i Aksa'ya dönerek namazlarını kılanlar, onlar şimdi öldüler, vefat ettiler. Kabe'ye doğru namaz kılmadılar. Onların namazları ne olacak? Yani Allah onların namazlarını kabul etmeyecek mi, edecek mi? Namazları zayi olur mu, olmaz mı acaba? Bunun üzerine ayet geldi. Mevla Teala Celle Celaline buyurdu. Estağfirullah billah ve ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah sizin namazınızı zayi edecek değil. Yani Allah Teala ne yapmaz? Affen. Sizin imanınızı zayi etmez. Ve ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Aslında cevap nasıl olması lazım mantıken? Namazlarını Mevla zayi eder mi? Yok, Allah namazlarını zayi etmez. Buyurmuyor da Mevla ne buyuruyor? Allah sizin imanlarınızı ne yapmaz? Zayi etmez buyuruyor. Evet. Yani burada
namaza iman ismini koydu. Çünkü namaz bir nevi imandan. Dolayısıyla bu kadar önemli. Çok önemli. Yani bütün emirler, nehiler bakıyorsun. Efendim, vahiy ile geldi. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla geldi. Ancak namaz Miraç'ta bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevdi edildi. Değil mi? Miraç'ta hediye edildi namaz. Mevla Teala tarafından arada vasıta olmaksızın namaz verildi. Yani namaz böyle bir ibadet. Evet. Es-salatu imadüddin. Namaz nedir? Dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Ha, öyleyse فَمَنْ تَوَكَا فَقَدْ هَدَمَ الد۪ينَ Kim onu terk ederse dinini ne yapmış olur? Yıkmış olur. Öyle ya. Bir çadır düşün. Orta direği olmadı mı çadır ayakta durur mu? Durmaz. Bütün binalar öyle. Oturduğun binayı düşün. Direk olmadı mı? Sütunlar olmadı mı? Kolonlar olmadı mı? Nasıl duracak ayakta? Tamam anladık temeli var ama he? Eğer arada kolonlar, direkler olmadı mı? Hele ana direk olmadı mı ne olur? O zaman da din yıkılmış olur. Yani İslam binasının temelinde ne var? Bünyel İslamu ala hamsin. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Bir, şehadet ve la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bir, kelime-i şehadet, iman. İki, ve ikam-i salah, namazı kılmak. Demek İslam binasının temelinde imandan sonra gelen hemen ikinci şey nedir? Namaz. Dinin direği. İşte adam ne yapmış? Yani binanın altında dükkanı var. Galericilik yapıyor. Kolonlar da var tabii. Direkler mani oluyor diye. Kolonları tıraşlamış. Kolonları kesmiş, tıraşlamış. Niye? 2-3 araba daha fazla aldırayım oraya diye. Tamam aldın da öyle duruyor şimdi. Bir deprem oluyor. İşte 17 Ağustos'ta meşhur. Rabbim bir daha öyle bela musibet deprem vermesin. Ama ne oluyor? Sallandığı an ilk önce yıkılanlardan biri de o. Niye? Direği yok ki. En ufak sarsıntıda hadi bakalım düştü içeriye. Evet, bina olduğu gibi aşağı iniyor. İşte İslam binasının temelinde de o ana direk es-salatu imadüddin, namaz dinin direğidir. Onun için bu çok önemli. Namazını kılan dinini ayakta tutar. Namazını kılmayan da demek ki İslam binasını, kendi dininin binasını ne yapmış oluyor? Efendim, yıkıma terk etmiş oluyor Allah muhafaza. Onun için namaz çok önemli. Evet. İnşallah bu konuda yine beraber müzakere ve mütalaa yapacağız. Namazdan inşallah yine bahsedeceğiz. İnşallah bugün bir karar alalım. Kılmayan varsa, gevşeten varsa, tembellik, uyuşukluk varsa bu konuda. Çünkü hakikaten adam yani şunu yapalım hemen geliyor. Şuraya gidelim hemen gidelim diyor. Namaz diyorsun adama bir yorgunluk çekiyor. Ya hiç sorma başım ağrıyor, dişim ağrıyor, yorgunum. Aman ya Rabbi. Nasıl bir şey ya? He? Namazı mesela kılmamışsan şimdi yatsı namazını her geçen saat ağırlaşır. Kılmadıysan hemen kalk kıl. Abdestini al namazını kıl. Yoksa gittikçe ağırlaşıyor. Kılmak zor oluyor. İman da var şimdi adam uzanmış. Efendim uyusa namazını kılmadı. Kalkıp namazını kılsa zor geliyor. Kalkası gelmiyor. İki ara bir derede sıkıntıyla duruyorsun işte. Ulan bu kadar sıkılacağına kalk namazını kıl ya. Kıl namazını ondan sonra adam gibi yat mübarek. Rabbim Celle Celaluhu alnı secdeli kullarından eylesin. Namazı bizlere sevdirsin. Yemek yerken, tatlı yerken, baklava yerken nasıl lezzet alıyorsak namazdan da böyle lezzet ve zevk alan kullarından eylesin inşallah. Evet, bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.